Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 23. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Thumma radetna ve esfele safilin. İlellezine amenu ve aminu saliha. İlâ ahiril ayet. 23. sözden sayfa 2. mepastan okuyacağım. 325 sayfa. Mevzuyla alakalı geçtiği yerde ya ben burayı anlamadım veya bu nasıldır falan sorabilirsiniz. Biliyorsam söylerim. Nedir o? İnsan, insan ve akıl, insanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, insanda çok çeşitli cihazlar var. İnsan 18 bin alemin hulasayı camiasıdır, ayne-i samettir. İnsan kainatın kulu vallahu ehad, küllehü küfüven ehed, ikisinin cemiidir. Yani kökteki çekirdekle meyvenin çekirdeği arasındaki bütün ağacın detayı, yani şerifler, 18 bin alemi zatında cem etmiş insan. Böyle bir insanın cihazatı tabi zengin olması lazım. Zenginliği şu sırdandır ki, çok acayip bir cümle, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Akıl ve fikir sebebiyle. Sözler 27. sayfada akıl için cihaz diyor. Cihaz insani. Mesela bakın şurada haç var, şey, Kabe var. Burayı gösteren bir pusula var, kıblename. İnsanın hakikati odur. Oraya işaret eden, yani duyguları, hisleri, kıblesini gösteren cihaz akıldır. Fikir için ustad yoldur diyor, tariktir fikir. Oradan yürüyecek olan akıl ve duygular hislerdir. Hisleri hedefine böyle gösteriyor kıble. Tak, tak. Akıl kıblesine, duyguların, hislerin kıblesini gösteriyor. Dolayısıyla kendi üzerine sarmalanan duyguların alıyor ucunu, aslına bağlıyor akıl. Fikir ise, bak akıl cihazdır. Fikir ise yoldur. Usta şöyle diyor, fikir yoluyla. Fikir yoldur. Akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, insanın duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. İnkişaf, oku çekin böyle, inkişaf. İnbisat, kucaklayarak şu anda benim sesim her yere gidiyor. Dalga gibi. Bunun adı, dalga evet, inbisat. Miraç da böyle olmuştur. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz miracı inkişaf ve inbisattır. İnsan aleme giderken böyle okun hedeften hedefe gittiği gibi değil. İnkişaf, gidiş, yöntem, yol, hedef, inbisat kucaklayarak, bas ederek yani, içine alarak. Mesela toprak, çekirdek, ağaç. Çekirdek inbisat etti. Meyve ve çekirdek tereşüh. Topraktaki çekirdekten ağacın temessül. Çekirdekten ağaç, şecer, temessül. Ağacın, şecerenin hulasalanması meyve olarak tereşüh. İnsan beşer olarak şu anda tereşüyüz alemlerin.
Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan temessül etmiş bütün alemle. Lugata bakarsanız temessülle tereşü aynı söyler ama hiç alakası yok. Çekirdekten ağacın olması temessül, ağacın çekirdek olarak hulasalanmasına tereşü. Şu anda biz tereşü olmuş, 18 bin alemi cem etmiş. Bütün alem insanın hakikati olan Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, bütün alemler insanın hakikatinden yaratılmış şualarda geçiyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir. Şualar 218. İnsana bakın. Açayım çünkü garip garip baktığınıza göre dedim ya herhalde. Diyor ki insan şu kainat ağacının en son meyveyi düşünün. Ağacın en sonu ve en cemiyetli meyvesi. Bu itibarla bütün ağacı cem etmiş. Hakikat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi. Her şeyin aslı. Şu Risale-i Nur insanı nasıl yorumluyor? İnsanlığı nereye taşımış? Kainatın arkasına taşımış. Bütün varlık, 18 bin alem, Hakikat-ı Muhammedi'den yaratılmış. Hakikat-ı Muhammedi'nin bir misali, timsali insanda mevcut. O zaman bu sana neyi getirecek bu ders biliyor musun? Şunu duysan. İnsan ne kadar değerliymiş. Çöplükte harcanmaya değmez. İnsan çok değerli. Ve bütün o korktuğun şeyler senin gölgelerin. İnsanın etza ve efradı, kainat ise insanın nevi hükmüne geçer diyor. Hayat bahsini. Bütün kainat insanın etza ve efradı. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Beşinci remiz hayat bahsine geçiyor. İnsan bu ya. İnsan. Acayip bir şey ya. Yani sen insan böyle bir fıtrata cami, bir fıtratını gidip de çöplük harcar mı ya? Yazık günah değil mi ya? Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Mesela ihtiyaç dairesi hayal dairesi kadar geniştir diyor. 17. söz. İhtiyaç dairesi hayal dairesi kadar geniştir. Hayvan ne ihtiyaç duyar? Ot ve su. Başka bir şey yok. Dolayısıyla onun hissiyatı o kadar, çapı o kadar. Suyla ve otla münasırdır. İnsan ise elemleri ve emelleri, açı ve fakrı, nihayetsiz. Yok yani, dibi yok. Ne kadar aciz, dibi yok. Ne kadar fakir, dibi yok. Ufku yok yani. Her şey fakir ya. Niçin? Her şeyin sahibine zemin olsun diye, ayna olsun diye. Sır, Cenab-ı Hakk'ın esmasına aczi ve fakri kadar aynadarlık ediyor. Hayata elbise derdi, acizliği yoktur. Gözlük derdi yoktur. Ayakkabı derdi yoktur. Ölüm derdi yoktur. Ölüm denen bir derdi yok. İnsan öyle mi ya? İnsan acayip bir şey ya. Hayal dairesi nereye gidiyorsa hayal, orası ihtiyaç oluyor. İnsan nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir olmasının sebebi nihayetsiz kudret ve nihayetsiz gani olan Zat-ı Zülcelal'a aynadarlık etmek. Bu itibarla insan ayn-i samettir. Ayn-i samet olmak kolay iş değildir. Kulü vallahu ehed, Allahu samet. Yani o samet aynası. İşte insandaki ihtiyaçların kesreti sebebiyle, çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Mesela sokakta gidiyorsun, hiç böyle bir şey yoktu. Bir zamanda bir kediyi gördün, ayrı bir hissin ortaya çıktı. Uçan kuşa bile alakadar duyuyor. İnsan, 9. sözde diyor ki, insanlık insanı
bütün varlıkla, kainatla alakadar etmiştir diyor. Acayip bir şey. İnsanı, insanlığı bütün kainatla alakadar etmiş. Yerin altındaki madenden, denizin dibinden, galaksilere kadar, samanyoluna kadar insan alakadar. Yetmiyor, beka ile ciddi bir münasebeti var. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Hassasiyeti, mesela hassaslığı. Çünkü hisler gariptir. Hislerin muayyenliği yoktur. Mesela hislerine ne misal verebiliriz? Öyle değil. Odun düşünün, odun. Odun. Şimdi odun beden gibidir. Odunu beden olarak düşünün. Odunun içerisinde duman var mı? Var. Sağında, solunda, altında, üstünde değil. Her yerinde var. Oduna Allah hangi ilim ve teknoloji ile dumanı yerleştirmişse bedene nefsi öyle yerleştirmiş. Odunun içerisine hangi ilim ve teknoloji ile nuru yerleştirmişse bedene de ruhu öyle yerleştirmiş. Şimdi odunda da dalga boyları var, introvial ışınları var, ısı ışık var. İşte onlar da hissiyata misal. His. Yani burada yaksanız odunu, ısıları kontrolsüz burada bulunur. Bu da insanın hissiyatına misaldir. İşte onu ne yapıyor? Akıl kıblesine koyuyor. Oraya bağlıyor. Böyle tutuyor tak. Bunu tutuyor tak. Kıble burası. Bu insan o kadar hassas. Yani buradaki ısıyı, yanan odundaki ısı ne kadar hassas? Ona kıyas edilmez ama anlamak için hissiyatlar mahluktur arkadaşlar. Vücudu haricisi vardır ama atom cinsinden değildir. Maddi hayattır. Bunlar çok tenevvü etmiş. Çeşitlenmiş hissiyatı. Çok çeşit çeşit tenevvü, çeşitlilik. Hissiyat her şey mesela bunlarla kadar, bunlarla kadar. Herkes daha kadar. Şu Fas'ta birisinin burnu kanasa burada senin başına. İnsan böyle ya. Ama sığırı burada kesin bir tanesini, o ötekisi burada otlar. Hiç umurunda değil, hava olmuş. Sığır. Sığıra desen ki bak kesileceksin kardeşim 5 dakika sonra. Akıllı ol. Akıllı ol. Değil. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makasıda mütevecci arzuları medar olmuş. Demek ki fıtratın camiyeti sebebiyle, fıtrat camiyeti. Yani bu ceset olarak düşünmeyesiniz. Odun misali verdi mi odun? Oduna iki tane zıt şeyi nasıl koymuş? Duman yaktığınız zaman göz gözü görmez. Nur açar. Neresine koymuş? Her yerine koymuş. Bakın duman nerede? Sağında solunda mı yok? Nuru da orada. Dersleri bozmayın arkadaşlar. Bırakın öyle de yanlış otur. Herkes bulduğu yerde otur, karı yapmayın. Şimdi odunda yerleştiren duman nereye yerleştirilmişse nur da oraya yerleştirilmiş. Hani bedenin neresinde nefis varsa ruh da oradadır. Nasıl yerleştirmiş? Aynı ruhu da nefsi bedene böyle yerleştirmiş. Ama odun olarak gözüküyor ama ısı odun değil. Odunun en büyük düşmanı ateştir, odunun içindedir. İnsanın en büyük düşmanı kendisindedir. Ya, kendisindedir değil mi? Acayip bir şey ya. İnsanın fıtratı camiyeti sebebiyle insanda pek çok makasit ortaya çıktı. Maksat, arzuları var. Cami öyle ki, şeyde diyor, işaretecazda, sen kendini Hazreti Ali'den ne şey yapıyor? Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh diyor. Sen kendini küçük zannetme. Bütün alem, Allah'ın dışındaki bütün alemler sende dürülmüştür. Tazunnu enneke curmun sagirun ve fiken tavel alemul ekber. Evet açtı. Elhamdülillah Allah. Aynıymıştı o alem. Bütün alem sende cem olmuştur. Muhyiddin Arabi bir şey ekliyor. Şöyle diyor. Ekliyor derken. İnsan nedir diye soruyorlar Muhyiddin Arabi. Fusus-u Hikem'inde. Lubun lubunda da var o. Madem o şey yaptım, alakadarsın. Kaynakla söyleyeyim. Diyorlar ki insan nedir? Çok garibime gittiği için nakledeceğim. Bütün alem insandadır ama bu insan alemlere sığmamıştır. Gene bunun dışında.
Acayip bir şey ya. Acayip antik ya. İnsan garip ya, garip, garip. Acayip. Ucu bucağı yok. Allah ile insan mabeyinde bir berzah yoktur. Bir münasebet şeyi yok ya. Halifeye arz. Acayip bir şey ya. Nur-u Muhammediye cihetiyle o hakikat bizde de var. İnsan kendi kalitesini bilmesi lazım. Hadis-i Kudüs'te diyor. Ya ibn Adam, halaktu leke kulle şey ve halaktuke li ve la tel'ab bima halaktu lek. Her şeyi senin için yarattım diyor Allah. Senin için yarattığım şeylerle oynama, seni benim için yarattım. Evet. Onları vasıta yap. İnsanda bu fıtratın camiyeti sebebiyle çeşitli pek çok makasıt arzuları çıkmış. Ne kadar arzu var biliyor musun? Her şey istiyoruz. Allah Allah, ateş bastı. Ateş bastı. İnsan deyince hayır, bana çok keyif veriyor ya. İnsan dersin. Yani bakıyorum öyle. Demek ki böyle kaliteliymişiz ya. Maddiyin Allah. Maddi. Al. Maddiyin Allah. Maddiyin hay. Maddi insani. Allah Allah. İnsan ya. Mütevecci arzuları. Şu arzulara bak ya. Hududu yok ya. Ucu bucağı yok arzuların. Adidi de yok. Yani seviyesi de yok. Allah istiyor ya. Adam demiş çıkmış demiş ki cennet cennet dedikleri birkaç göçler birkaç huri isteyene ver onu bana seni gerekseni demiş. Yani cennet var ya avamın gaye edindiği. Koyuyor kenara. İlle Allah. Ben bunu şeyde buldum. 78 2. Emir Dağı'nda. Diyor ki çok ilginç. Çok acayip arkadaşlar bak. Nakledeceğim. 28 sene görmediğim sıkıntı, cefa, hapis kalmadı diyor. Her türlü şeyi gördüler. Bu zalimin zulmü tamam. Bak iyi değil. Bu zalimin zulmünü teslim ediyoruz. Zalim de kalıyor. Ama kader niye müsaade etti diyor. Çok antika bir şey söylüyor. Diyor ki sen diyor sakın diyor hizmet imaniye ve Kur'aniyenin şahsi kemalatına ve terakkiyatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmana sakın vasıta yapmayasın. Ne anladım biliyor musun ben? Yalnız ve yalnız bana diyor rıza ilahi gösterin. Şu sevgili kardeşim cehennem endişesini koyacaksın bu tarafa. Cennet ümidini de koyacaksın. Bir endişe ümitten sıyrılıp yegane Allah Allah olduğu için seveceksin. Cehennemden beni kurtaracak diye Allah'a sevmek avamidir. Cennete beni koyacak diye Allah'a sevmek avamidir. Bizim mesleğimiz bak ne diyor? Sakın diyor kemalatına ve terakkiyatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmana vasıta yapmayasın hizmet-i imaniye Kur'aniyeni. Yalnız ve yalnız rıza ilahi. Rıza ilahi oradan tanımladım. Rıza ilahi cehennem endişesi olmadan ve cennet arzusundan sıyrılarak sırf rızayı yani Allah'ı Allah olduğu için sevmek. Beni şunu yapacak, beni şuradan kurtaracak değil. Allah, Allah olduğu için sevmek. Rıza ilahi bu. Mesleğimiz bu. Peki, Nurcu'nun cehennemi nedir? Bu cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalı. Nurcu'nun cenneti nedir? Bu cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Bizim cennetimiz ki Yunus'un dediği gibi isteyene ver onu. Cennete adıyor cennete. Koyuyor kenara. Bana seni gereksinin. Nurcu'nun cenneti cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Nurcu'nun cehennemi cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetme endişesi. Cehenneme hiç benzemez bu. Ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle pek çok vazife-i fıtriyesi onlardan en büyük Risale-i Nur'dur diyor. Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur diyor. Şualarda geçiyor. Dördüncü şuada diyor ki burada da pek çok vazife-i fıtriye bulunduğu sebebiyle.
İnsanın fıtri bir vazifesi var. Yani böyle sırf dünya hayatını tanzim ve tertipten ibaret değil. O hayvaniyet mertebesi, beşeriyet levazımatın iktizasıdır. Barınağı olması, giymesi, üremesi vesaire. Ama ruhsal yapısı bu değil, bu olmamalı. Gaye olmamalı yani. Yoksa basit bir hayat seviyesi yaşar. Allah muhafaza etsin ya. Yani basit bir şey. Giyme, içme, barınma ve üreme. Bunlar beşeriyet levazımatıdır. Hayatın dördüncü seviyesidir. Ruhun kemalatına, ruhuna hedef göstermektir. Kemalat-ı insaniyeyi yakalamak, hakikat-ı Muhammediye hedef yapmak, rızayı ilahi esas yapmak. Bu yani insan kemalatının, vazife-i fıtresinin, camiyetinin kıblesi bu olmalı. Alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiş. İnsanda akıl fikir sebebiyle aletleri inkişaf etmiş. Mesela göz. Akıl fikir sebebiyle her tonu fark ediyor. Akıl fikir sebebiyle burunla her çeşit kokuları fark ediyor. Arkadaşlar, insanda mahsustur söyleyeceğim bir şey. Televizyonu açtınız, bir şey seyrettiniz. Veya bir şey okudunuz. Bir kitaba baktınız. Yani şuna baktınız. Veya bir şey seyrettiniz. Gözden bir şey girdi mi? Kulaktan bir şey girdi mi? Müzik, Kur'an, ders, ne girerse. Burundan bir koku mu girdi? Dilden bir şey mi tad aldınız? Bir şey mi dokundunuz? 5 tane, tamam bak. 1, 2, 3, düşünüyorsun. 4, yani bir de dokunuyorsun. 5. İçeriye giren her şey canlanıyor ve ruhlanıyor. Ona göre seyredin bakın. İçeride aktif oluyor. Televizyonu ve bilgisayarı kapatınca bu beyine girenler kapanmıyor. Aynen çalışıyor. Başka bir yerde şöyle olur. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Oo, filmler geliyor. Onu nereden geliyor? Daha önce, bir hafta önce seyrettiğin şeyler bunlar. Bir ay önce seyrettiğin filmler. Aktif oluyor. Hala çalışıyor. Seyretmiştin ya onu. Errahmanirrahim. Oo, namazda filmler oynuyor. Allah Allah. Ulan nereden geldi ya? Sen soktun işte oraya. Oralara bir sok. Gençler, ne seyrediyorsanız inanın bana, bilgisayarı, televizyonu kapattığınız gibi kapanmıyor. Burada aktif çalışıyor. Ne olarak döner? Ya bir vesvese veya bir vehim olarak kendisini ifade eder. Ya bir yeis, ya ümitsizlik, ya korku, ya panik, ya panik atak, ya depresyon. Bunlarla kendisini ifade ediyor. Gökten gelmedi ya bu. Peki ne yapacağız? Bu tür şeylerden uzak duracağız, imanımızı inkişaf ettireceğiz, sefahattan uzak duracağız, israftan uzak duracağız. Dabbetul arz girmemiş olacak içimize. Bunlar dabbetul arza sebebiyet veriyor. Usta dabbetul arzı 597'de öyle diyor, 500 şualarda. Bir, zaaf imandan, sefahatten ve israftan giriyormuş. Dabbetul arz, tırnağımızdan, dişimize ve kemiğimize kadar yerleşiyor dabbetul arz. Yani doğru düşünce melekemiz gidiyor. Kalbi hassalarımız kaybediyoruz. Ruhsal özelliğimiz kaybedince ne olur? Yeise atıyor bizi. Yeis de yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erba habisenin izacatından, o vahşetin dehşetinden. İnsan nasıl kurtulacak şimdi? Yeis vahşettir. Yeis'in zulümat, zulümattır. Karanlık değil ha. Karanlık gece, sen zannetmeyeceksiniz. Ustad diyor ki gece zulümat, gece karanlığında diyor. Gece alemdir, gece karanlık değil ha. Gecede karanlık istila ediyor. Karanlık ayrı bir şeydir, gece ayrı bir şeydir. Gece karanlığında. Eğer gece karanlık, kendisi karanlık olsaydı gece karanlığı demez. Gece deyince biterdi. Ayrı şeyler bunlar. Evet, pek çok vazife-i fıtrisi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın bütün envana müsait bir fıtratta yaratıldığı için
bütün kemalat tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. Hayvanların, nebatatın, her şeyin, ruhanileri, meleklerin, cinlerin hepsinin ibadetine cami olduğundan bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiş. Hepsi. Melekler nasıl ibadet ediyor? Meleklerin ibadetine de cami. Hayvanların ibadetine de cami. Nebatatın da öyle. Camidatın da öyle. Bütün mahlukatın ibadetine haiz yapabilecek, onu aleminde gösterebilecek, aynadarlık yapabilecek bir istidatta yaratılmış. Cami bir istidat yaratın verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik, şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, öyle bir sermaye değil mi? Ömür sermayesi. Allah Allah, ömür sermayesi. İşte imanı kazanma veya kaybetme davası açılmış. Ömür sermayesi. Bunu kazanmak adına diyor, ne diyor, İngiliz, Fransız, Alman adamı. Serveti olsa, her gün bila tereddüt verse, o imanı kazanma adına bir şey etmiş olmaz yani. İman arkadaşlar, iman. Bu elimle o kadar mezara adam indirmişim ki. Ne oldu? Hepsi bitti. Neyle? O gitti. O kadar mezara indirmişim ki. O kadar. O kadar telkin vermişiz, yıkamışız morgda. Gitmiş. İngiliz ve Alman serveti, İngiliz, Fransız serveti olsa şu anda onu ne işine yarar ki? Namaz kılmamışsa. Televizyonla, internetlerden, cep telefonundan uzak durmadıkça demek ki o ruh bozulmasını nasıl tamir edeceksin? Arkadaşlar, günahtan bahsetmiyorum. Tabii ki günah seyretmiyorsunuz ama televizyon, internet ve cep telefonları beyninizin enerjisini sömürüyor. Ondandır ki televizyonun karşısında oturanlar uzaktan kumanda ile çek yatta sızıp kalıyorlar. Kalkıp yatağa kadar gidemiyorlar. Çünkü enerjileri bitiyor. Yani günah manasında demiyorum. Enerjisi kalmıyor. Sızıyor. Hadi gitsene ya. Tamam, gitsin. Kalk da gitsin hadi. Maddeten sömürülüyor. Sömürülüyor. Cep telefonlarıyla oyna oynamayın arkadaşlar. Bunu da uyaran da pek yok. Piyasada kalmadı bunlarda. Çünkü beyin enerjinizi sömürüyor. Ondan sonra bir derse gitmeyi, namaz kılmayı, okula gitmeyi veya bir şey yapmayı. Tamam, tamam gideriz ya. Tamam. Böyle bağnaz, içimsiz, huzursuz, tatminkarsız, neşesiz, hayata küs bir tip oluruz. Enerjimizi topraklıyor. Eskide Galatasaray Fenerbahçe ile yapıyorlardı. Tarafkirlikle hop topraklıyorlardı. Şimdi telefonla yapıyorlar. Şu anda telefon topraklaması yapıyorlar. Ben de söylemesin. Yarın bana soracaklar haşırda. Ki gördüm. Deme makamında olanları haşirde. Hasan sen bunu dedin mi? Bana sorulmadıkça sen bunu niye yaptın size sorulmayacak. İlk önce deme makamında olanlara dedin mi demedin. Ondan sonra diğerlerine diyecekler ki size dememişler miydi? Öyleymiş biliyor musun? İşte şu derece cihazatça zenginlik, sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Yani bu anlatılan sırf dünya hayatı için değil be kardeşim. Bir hayvan da yapıyor bu dünya hayatını ama öyle ama böyle bir şekilde yaşanacak yani. Kaç yaşındasın? 83. Ama öyle ama böyle zaten geçecekti. Ama hizmet de geçti elhamdülillah. Yani hizmet de geçmese de zaten geçecekti. Ama geçmişine şöyle baktığın zaman elhamdülillah tanıdığım için söylüyorum Cuma abiyi. Elhamdülillah deme değer. Yani demiyor ya. Elhamdülillah. Şöyle diyeceğim. Oh elhamdülillah. Oh elhamdülillah. Ah yok. Oh elhamdülillah. Şimdi bir düşünün. Namaz yok. Niyaz yok. Oruç yok. Dava yok. Risale yok. Ders yok. Gayret yok.
Geçti. 82 olacaktı zaten arkadaşlar, değil mi? Geçecekti zaten. Ne diyecek? Ah olana ah. Ah olana. Sırf dünya için değil. Şu derece cihazatça zenginlik, sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayat-ı dünyevinin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makası da mutevecci vezaifini görüp, aç ve fakr ve kusurunu, aç, fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek. Aç, fakr, kusurunu Allahu Ekber'le, ubudiyetle. Ubudiyet ibadet değildir. Sakın ha karıştırmayalım. Bu işin ehli olanlara söyleniyorum. İbadet namaz, oruç gibidir. Haram ve helalların cemi ibadettir. Ölünce biter bu. Ubudiyet bu değil. Ubudiyet ise kul olduğunun şuurunda olmaktır. Ölünce de devam eder ubudiyet. Allah, Halik, Mahluk. Ubudiyet bu. Dolayısıyla ubudiyetin içerisinde ibadet de var. Dolayısıyla insan aç, fakr, kusurunu ubudiyet olarak ilan eder. Yani aczini, fakrını, kusurunu idrak edip dergâh-ı ilahiye ubudiyet, ibadet olarak iltica etmek. Ama ondan önce anlamak, fark etmek. Fark etmek, nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Arkadaşlar bu soruyu hayatımıza sorarsak, cevabını da ciddi ararsak hayatınız kaliteli olur. Çok kaliteli bir hayat yaşarsınız. Nedir o, bir daha söylüyorum. Hayatınıza şu dört soruyu sorarsanız, cevabına da samimi olursanız, aldığınız cevap kadar hayatınız kaliteli geçer. Hiçbir şey sizi yıkamaz, çökertemez, psikoloji sorun yaşamazsınız. Buhran, bunalım geçiremezsiniz. Nedir o? Soru bir. Nereden geliyorum? Soru iki. Nereye gidiyorum? Soru üç. Burası neresi? Bu dünya, bu neresi? Neyin içi? Yani kavşak mı bu? Geçmek için bir kavşak, altı yol. Ben kimim? Bu dört soruyu sorarsak insan hayatta rahat eder. Bunun adı da bu soruların içerisinde at, fakr, kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek. Neymiş? Mevcudatın tesbihatını müşahede etmek. Mevcudatın senin için, yani Allah'ın esbasını sergiliyor ama insan menşeli çalışıyor mevcudat. İnsanı kaldırırsanız yerin altındaki madenden, güzel bir çiçekten, güzel bir manzaradan, galaksilerden, hatta cennetin bile, arşın kürsün bile değeri yoktur. Yani mevcudatın tesbihatı olan vazifeleri, insan menşeli, bütün mevcudat senin için çalışıyor. Sen, güneş senin için, sen de 1 milyon para için, olur. Bütün kainat senin için, sen de 1 aylık maaş için, kağıt için yani. Olmaz, değmiyor. F-16 ile gübre taşınmaz. Ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyi görüp şükretmek. Allah Allah. Nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyi görüp şükretmek. Allah'ın imdadını fark etmek. Mesela en büyük imdat şu. Beka istiyorum. Ebed istiyorum. Sonsuzluk istiyorum. İstemeyen var mı? Bağırıyoruz. İmdat. Cevap veren yok. Hiçbir söyle. Ahiret diyor ki gel bana lebbey. Ne diyorsun? Beka istiyorum. Var bende diyor. Yani fıtratımızın isteğine cevap darul ahirettir. İmani bil ahirettir. İnsan ne acayip bir şey ya. Fıtratı fakir. Cevap verilen. İnsan aciz. İmani billah. O da dayanak noktası. Bakın dayanak. İmani billah. İmani bil ahiret ise fıtratın isteğine cevap verilen yer. İşte imdadat mevcudat şeyin, imdadat-ı rahbaniyeyi görüp şükretmektir. Yani Allah'ın bizim fıtraten istediğimizin verildiğini görmekle. Mesela göze ait, mesela avami şeyle yürüyelim. Göze ait renk ve şekiller vermiş. Bak imdadat-ı rabbaniye.
Kulağa ait sesler vermiş. Mide ait küre-i arzda cevap vermiş. Ruha ait, ruha ait cennetle cevap vermiş. Kalbe ait alemi gaybla cevap vermiş. Ben olan benle zatıyla cevap vermiş. İnsan. İmdadat-ı Rabbani'yi görüp şükretmek. Onu görmek. Sonra yani basit basit şeylere takılma ya. Bu işim olmadı. O işe giremedim. Ama ya kendimi kötü hissediyorum. Şey olmadı. Bu tür şeylerle takılmamanın şeyi bu. İmdadat-ı Rabbani'yi görüp şükretmek. İmdadat-ı Rabbani'yi görüp şükretmek. Sen burası için değilsin ki. Buranın basit böyle şartlarına takılıp kalıyorsun. Sonra masnuatta Kudret-i Rabbani'nin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. Vazife. Bir de okuyorum. Masnuatta Kudret-i Rabbani'nin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. Ey dünya perest ve hayat-ı dünyaya aşık ve sırrı ahseni takvimden gafil insan, şu hayat-ı dünyevinin hakikatını bir vakıa-i hayaliyede eski Said görmüş, yeni Said, Said'e döndürmüş olan şu vakıa temsili dinle diye devam ediyor. Ben burada kesiyorum. Sayfa 325'te. Tabii bu anlatılanı bir temsil ile ustad açıyor. Anlatılan her birisi bir çekirdekti, bir cümleydi. Sonra malum işte 325'te ama bu noktadan bakarsanız ancak o içi doluyor. Ben onlardan daha önce okuduğum için biraz bir nebze anlatmaya çalıştım, gayret ettim. Bu akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkışaf ve imbisak etmiş. Ondan sonra his geliyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavatı.